Şimdi bir sorun varsa ortada, sorunu çözmek için sorunu yaratanları ortadan kaldırmak lazım. Yani sorunu yaratan her neyse onu ortadan kaldırmak lazım. Bir sorunu çözmek için sorunun yaratıcılarına gidip de yardım istenemez. Bence bu zaten akıllara ceza bir durum. Yani sorunu yaratan burada gördüğümüz işte zevatın arkasındaki güçler. Sorun nedir? Çok uzun yıllardır, yani 100 senedir aslında bu sorunu yaratmaya çalışan, bu sorunu kaşıyan bir takım çevreler var. Bu çevreler emperyalist çevreler diyoruz bunlara. Bu çevreler bu coğrafyayı belli bir şekilde federatif bir yapıda küçük parçalara bölüp başlarına kendi istedikleri yöneticileri koyup daha sonra da işte hatta bazı iç kargaşalar, birbirine çatışmalar, mezhepsel, etnik bazda çatışmalar çıkarıp daha sonra da ekonomik olarak el atmak istedikleri coğrafyayı buradan başlayarak, yani Asya'ya rahat girişler sağlamaya çalışıyorlar. Bunun petrolünü, gazını, altınını bölüşmeye çalışıyorlar. Esas amacın bu olduğunu söylüyorlar. Buna uygun olan pazarlamacılar buluyorlar. Bu pazarlamacılardan bir tanesi dün Emine Ayna, PKK terör örgütünden çıkma Emine Ayna da şu lafı ediyor mesela, diyor ki Kürt halkı, yani bir federasyon kurulabilir, bir Kürdistan olabilir falan ama tek başına sahip olacağı şeyler bir kazanım olmaz. Biz diyor Kürtler ancak birlikte yaşadığı halklarla birlikte hak elde ederlerse iyi olur diyor. Aynı şeyi bir bakıyoruz geçen gün Baskın Orhan da söylüyor. Diyor ki ikiye bölmek yetmez Türkiye diyor, artık açık açık. Devleti de yıkacağız diyor. İkiye de bölmek yetmez diyor. Bunu diyor en az bütün azınlıklar diyor. Onlara göre azınlıkmış. Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, şunlar bunlar. Bunların da diyor ayrı federatif bölgeleri olmalı diyor. Artık bunlar konuşuluyor. Bu konuşmalara baktığımız zaman hepsi anayasal suçtur aslında. Bunların hepsi ceza mükellefidir yani. Bunlar açık açık bunları söylüyorlar, işte ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki Türkiye şu kadar bölünsün, bu kadar bölünsün. Burada şu olsun, bu olsun. Ben de diyorum ki bana gelen arkadaşlar oluyor belli gruplardan ve bu tip görüşleri savunanlardan. Onlara açık ve net olarak söylüyorum. Diyorum ki peki bir örnek gösterelim. Mesela ben. Neyiz biz? İşte Balkan göçmeni bir anne, bir Çerkez baba, Kürtlerle evlenmişiz, Kırımlılar var, efendim işte Arnavutlar var ailenin bir tarafında. Bütün bunlar Türk demek. Bütün bunların bütünüdür Türk. Şimdi sen beni federatif yapı içinde bir Kürdistan kurdun, bir Çerkezistan kurdun, bir bilmem ne kurdun ve beni bir yere konuşlandırdın. Şimdi ben nereye gideceğim? Benim için gidecek bir nokta yok. Orta noktada kaldım ben. Çünkü benim herkes var. Yani sen benim kafatasımı mı ölçeceksin yoksa kanımı mı alacaksın? Neye göre beni sınıflandırıp da bir bölgeye koyacaksın? Çerkez bölgesini ele alalım. Daha değişik bir olay olsun. Çerkezistan'a koydun beni. Batı'nın verdiği bir isim Çerkez. Şimdi Çerkez'in içinde Adige var, Avar var, Terekeme var, Karapapak var. Yani onlarca lah var, ıbık var. Hangisi? Hadi dediler ki Avar bölgesine git, sana bir mahalle verdik. Hangi Avar? Bir sürü Avar var. Yani bu tek kişi kalana kadar gider ve bu faşizmdir. Onun için bu faşist arkadaşlar kafalarını başlarına, akıllarını başlarına toplasınlar. Çünkü bu Türk denen kültürel tanımdır. Türk kafatası tanımından bahsetmiyoruz. Bu Türk tanımına göre burası aynı Fransızlar nasıl Breton'u, Frank'ı, Korsikalısı ben Fransızım diyorsa burası da Türkiye'dir ve burada yaşayanlara Türk denir. Bunların şu ya da bu şekilde altta işte ayrıca Çerkezi, olması. şusu busu olabilir tabii ki. Ama bu gittikleri yolda çözüm yoktur. Bu gittikleri yolda kavga vardır. Tıpkı Yugoslavya'daki gibi Hırvat'ın sırpa silah çekmesi gibi olaylar bekler. Bu sorunu yaratan emperyalist güçlerin sonunda ülkeyi kan gölüne dönüştürmesi ve anaların çok fazla feryat figan ağlaması demektir bu gidiş. Burada gayet basittir. Eğer bir ülke tam bağımsız olursa, ekonomisini elinde tutarsa, petrolüne, gazına, Karadeniz'deki inanılmaz doğal gazına, bunları altınına sahip çıkarsa, boruna ve buna eşit paylaşıma sokarsa, hiç kimse kavga etmeden gayet rahat yaşar.